Herkese merhaba. Bu videomuzda Huawei'nin yeni amiral gemisi telefonu P60 Pro'nun öne çıkan özelliklerine ve son doğu deneyime yakından bakıyoruz. P serisi Huawei'nin mobil fotoğrafçılıkta gelmiş olduğu noktayı gösteren simge niteliğindeki amiral gemisi telefonları barındırır. Ve elimde görmüş olduğunuz P60 Pro'da 2023 yılında şirketin mobil fotoğrafçılık tarafında ulaştığı noktayı açık şekilde ortaya koyuyor. Mart ayının sonunda Çin'de lansmanı gerçekleştirildi P60 Pro'nun. Avrupa ve küresel lansmanı ise Mayıs ayının hemen başında Almanya'nın Münih kentinde düzenlenen özel bir etkinlikle gerçekleştirildi. Şu anda da Huawei P60 Pro için Huawei online mağazadan sipariş vermeniz mümkün. Bu telefonun iki farklı konfigürasyonu var. 8 GB RAM ve 256 GB'lık dahili hafızaya sahip olan versiyon 36.999 liralık fiyat etiketine sahip. Eğer daha fazla RAM ve depolama alanı isterseniz 12 GB RAM ve 512 GB'lık depolama alanı seçeneği mevcut. Onun da fiyatı 39.999 lira. Eğer Huawei online mağazadan siparişi verecek olursanız FreeBuds 5 kulaklık da hediye olarak sunuluyor. Aşağıda açıklama bölümünde online mağaza bağlantısı var. Aynı zamanda bu inceleme videosunu teknoblog.com üzerinden izliyorsanız orada da inceleme sayfasında Huawei online mağaza bağlantısını bulabilirsiniz. Yaklaşık 10 gündür P60 Pro'yu ana telefonlarımdan bir tanesi olarak kullanıyorum. Bu zaman zarfında akıllı telefonun performansı, günlük kullanım deneyimi ve en önemlisi kameralar hakkında belli bir noktada fikir sahibi oldum. Gelin şimdi bunlardan bahsedelim. Öncelikle tasarımla başlayacak olursak P60 Pro, P serisinin önceki nesil üyeleri P50 Pro, P40 Pro gibi telefonlarla benzer bir tasarım çizgisine sahip. Özellikle aktif şekilde kullanmakta olduğum P50 Pro ile benzer bir tasarım var. 6.67 inçte hafif de olsa büyüyen bir ekran olduğu için telefon biraz daha uzun ve biraz daha geniş. Bununla birlikte Huawei kalınlığı biraz azaltmış. Böylelikle yeteri kadar ince ve büyük ekrana rağmen tek elle rahatlıkla tutulan ve rahatlıkla kullanılan bir telefon P60 Pro. 200 gramlık bir ağırlığı var. Metal ve cam birleşim bir telefon için bu ağırlık bir hayli iyi. Böylelikle uzun süreli kullanımlarda bile P60 Pro elde yorgunluk hissi yaratmıyor. Rahat bir şekilde kullanmak mümkün oluyor. Sağlam bir telefon. Özellikle ön tarafta Huawei daha önce Mate 50 Pro'da yer vermiş olduğu Kunlun camı kullanmış. Kunlun cam özellikle düşme direnciyle dikkat çeken bir cam materyal olma özelliğini taşıyor. Genel düşme direnci 10 kat artırıldı. Böylelikle P60 Pro'yu belli bir yükseklikten sert bir yüzeye düşürdüğünüzde herhangi bir şey olmayacaktır. Bunun garantisini Huawei veriyor. Üstelik Kunlun cam İsviçre'nin önemli bir araştırma ve sertifikasyon kuruluşu olan SGS'den de 5 yıldızlı düşme direnci sertifikası aldı. Böylelikle de teknik açıdan otorite olarak kabul edilen bir kuruluştan da bu cam onay almış oldu. Her ne kadar sağlam bir cam olsa da P60 Pro'nun ekranına daha en baştan koruyucu film de yerleştirilmiş. Bunu da bir dipnot olarak belirteyim. P60 Pro'nun iki farklı renk seçeneği var. Siyah ve inci beyazı. Benim elimde inci beyazı renk seçeneği var. İnci beyazı ilginç ve eğlenceli bir renk. İlginçliği sahip olduğu Rococo Pearl tasarımından geliyor. Rococo Pearl yani inci doku tasarımı 18. yüzyıl Fransız Rokoko döneminde yaygın olarak kullanılan sedef ağacından esinlenen bir tasarım. Her parça kişiselleştirilmiş bir tasarım olarak zevk alınan degrade dokularla benzersiz. Yani elimde görmüş olduğunuz P60 Pro'nun sahip olduğu arka doku tasarımı başka bir P60 Pro'da yok. Gökyüzünden düşen her kar tanesinin eşsiz oluşuna benzer şekilde üretilmiş olan her bir inci beyazı Huawei P60 Pro'da benzersiz başka bir eşi yok. Şıklığı ve sağlamlığı bir araya getiren P60 Pro aynı zamanda IP68 derecelendirmesine de sahip. Önümüz yaz. Dışarıda özellikle havuzda veya denizde fazlasıyla vakit geçireceksiniz. Bu gibi yerlerde P60 Pro'yu gönül rahatlığıyla kullanmanız mümkün olacaktır. Her ne kadar sağlamlığı yüksek olsa da biraz daha fazla gönül rahatlığıyla kullanmak isteyenler için Huawei kutuya bir adet şeffaf silikon kılıf yerleştirmiş. Bu kılıf sayesinde telefonun güzelliğini gölgelemeden onu daha fazla gönül rahatlığıyla kullanmanız da mümkün olacaktır. Ekran özelliklerine geçmeden önce ekran camının tasarımına da kısaca değinmek istiyorum. P60 Pro'da da P serisinin diğer önceki Pro modellerinde olduğu gibi her iki kenara doğru kavis yapan bir ekran var. Bununla birlikte daha önce P40 Pro'da görmüş olduğumuz ekranın üst ve alt kenarlarında da dışa doğru kavis yapısı bu telefonun ekranında da mevcut durumda. Böylelikle bir yüzey üzerinde duran su damlasının davranışına benzer bir davranış
P60 Pro'nun ekran camında sunulmuş oluyor. Bu da hoş bir tasarım detayı olarak öne çıkıyor. Ekran büyüklüğü P50 Pro'ya göre ufak bir artışa sahip. Bununla birlikte 2700x1220 piksel gibi bu ekran için gerçekten de yüksek bir çözünürlükleri sunuluyor. 444 ppi'ye karşılık geliyor. Bu da fazlasıyla keskin ve net yazılar, grafikler anlamına geliyor. Öte yandan ekranın bir önemli özelliği de LTPO teknolojisine sahip olması. Ekranın yenileme hızı 1 Hz seviyesine kadar inebiliyor ve 120 Hz'e kadar dinamik şekilde değişiyor. Ekrandaki içeriğe bağlı olarak yenileme hızı aktif şekilde ayarlanıyor. Bu da pil ömrüne olumlu katkı sağlıyor. OLED ekran var. OLED ekranın varlığı sayesinde Always On Display, yani sürekli açık ekran özelliği de verimli şekilde kullanılıyor. 1 Hz'e kadar düşürülen yenileme hızı da eklendiğinde Always On Display özelliği gerçekten de pil ömrüne olumsuz etkide bulunmadan çalışabiliyor. Hoş Always On Display temaları var. Ekran ayarları içerisinden bunlara göz atabilirsiniz. P60 Pro'da görmüş olduğunuz yeni bir Always On Display teması da 3 boyutlu hava animasyonları oluyor. Bulunduğunuz bölgedeki hava durumunu ekran kapalıyken de görmeniz mümkün oluyor. Gerçekten de bu özellik kullanışlı oluyor. Dışarıda havanın nasıl olduğunu telefonun ekranı uyandırmadan görebiliyorsunuz. Ekran ayarları içerisinden bu söz konusu 3 boyutlu hava animasyonu özelliğini bulup etkinleştirebilirsiniz. Ekranın özellikleri bununla bitmiyor. 1200 nitlik maksimum parlaklık var. Bu da içeride dışarıda parlaklığın fazlasıyla yeterli olduğu anlamına geliyor. Dışarıda fotoğraf veya video çekmek isterseniz maksimum parlaklık işinizi rahatlıkla gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Huawei'nin True Display özelliği var. Bu özellik sayesinde ortam koşullarına göre ekran parlaklığı da dinamik biçimde ayarlanıyor. 1440 Hz'lik PWM özelliği, karartma özelliği de var. Bu sayede Huawei P60 Pro'nun ekranı göz sağlığınızı da düşünmüş oluyor. P60 Pro'nun sahip olduğu bu ekran internette gezinme, sosyal medya uygulamalarını kullanma, ekranı 2 veya daha fazla uygulama için kullanma ve en önemlisi video izlemek için fazlasıyla yeterli oluyor. Video demişken YouTube'da veya Netflix'te HDR desteğinden yararlanmak da bu ekranda mümkün oluyor. O desteklerden nasıl yararlandığımızı da yazılım bölümünde birazdan anlatacağım. P60 Pro'nun ekran tarafında sunmuş olduğu özelliklere ses sistemi de iyi şekilde eşlik ediyor. Böylelikle multimedya deneyimi yükseklere çıkarılmış oluyor. Biri alt kenarda, diğeri de üst kenarda olmak üzere iki tane hoparlör var. Bu hoparlörün ses çıkış şiddeti bir akıllı telefon ortalamasının bir hayli üzerinde. Bununla birlikte çevresel ses etkisi de oldukça iyi. Baslar anlaşılır derecede, tizlerde en yüksek ses seviyesinde bile patlama yapmıyor. Böylelikle uzun bir filmi bile başka bir harici kaynağa ihtiyaç duymadan sadece P60 Pro'nun sahip olduğu hoparlör sistemiyle rahatlıkla izleyebilirsiniz. Müzik dinlemek veya başka işler için de harici bir aksesuara hoparlöre ihtiyacınız olmayacak. Kulaklık tarafında ise en güzeli FreeBuds serisi bir kulaklığa sahip olmak. Bu cihazlar tıpkı P60 Pro gibi süper cihaz. Yani akıllı telefonla hızlı ve kolay şekilde bağlantı kurma ve yönetim imkanı söz konusu. Kısa süre önce incelemesini yapmış olduğumuz FreeBuds 5, P60 Pro ile iyi anlaşabilecek kulaklıklardan biri olarak öne çıkıyor. Eğer o kulaklık hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz sağ üst köşedeki FreeBuds 5 inceleme videosuna gitmenizi tavsiye ederim. İçerideki donanım bileşenlerine geldiğimizde bu telefonda 4G destekli Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemci var. 4 nanometre tabanlı bu işlemci 8 çekirdeğe sahip. Bununla birlikte Adreno 730 grafik işlemci birimi de Yonga Set'in sahip olduğu birimler arasında yer alıyor. En başta da söylediğim gibi iki farklı konfigürasyon var. 8 ve 12 GB RAM seçenekleriyle geliyor. 256 GB ve 512 GB'lık kapasite saklama alanı seçenekleri de mevcut. Nano memory kart yuvası var. Bununla birlikte depolama alanını daha da arttırmanız mümkün. Aynı zamanda Huawei Cloud servisi de arzu ettiğiniz takdirde fotoğraflarınızı, videolarınızı veya diğer belgelerinizi saklamak için kullanabileceğiniz bir alan. Benim elimde görmüş olduğunuz konfigürasyon 8 GB RAM ve 256 GB dahili hafızaya sahip ve benim için fazlasıyla yeterli olduğunu söyleyebilirim. 8 GB RAM çoklu görev performansı konusunda iyi işler çıkarıyor. Bunun dışında Snapdragon 8 Plus Gen 1 işlemcide günlük işlerin dışında fotoğraf veya video düzenleme, PUBG Mobile gibi yüksek profilli oyunları oynama konusunda işini iyi şekilde gerçekleştiriyor. Yani donanım paketi açısından Huawei P60 Pro
bir amiral gemisi telefondan beklenen performansı fazlasıyla karşılıyor. Pil tarafına geldiğimizde bu telefonda 4815 mAh kapasiteli pil var. P50 Pro ile karşılaştırdığımızda pil kapasitesinde 450-500 mAh'lik bir artış söz konusu. Bu da telefonun artan işlemci gücü ve ekranı göz önünde bulundurulduğunda ihtiyaçları iyi şekilde karşılamaya devam etmesini sağlıyor. Bir akıllı telefondan beklendiği şekilde P60 Pro'da sabahtan akşama bir günü tek bir şarjla rahatlıkla geçirme imkanı sağlıyor. Üstelik bu telefonun sahip olduğu yüksek şarj performansı sayesinde prize de fazla bağlı kalmıyorsunuz. Çünkü bu telefon 88 Watt'lık Huawei Supercharge hızlı şarj desteğine sahip, kutudan da 88 Watt'lık bir güç adaptörü çıkıyor. Bu güç adaptörü sayesinde sadece 10 dakikada telefonun pilinin %50'sini sıfırdan doldurmak mümkün oluyor. 1 saatin altında bir sürede ise pilin tamamı doldurulabiliyor ki yapmış olduğumuz testlerde bu performansın gerçekten de sağlandığını gördük. Huawei 2000'lik bir şarj döngüsü de vaat ediyor. Telefonu her gün şarj edeceğinizi göz önünde bulundurursak 5 yıl boyunca pili rahatlıkla kullanmanız da mümkün olacaktır. Kablosuz şarj tarafında da P60 Pro'nun sunmuş olduğu desteğin bir hayli ileri seviyede olduğunu görüyoruz. 50 Watt kablosuz süper şarj desteği var. Destekleyen bir aksesuarı ve bağlı olarak güç adaptörünü edindiğiniz takdirde kablosuz şarjla normale göre daha kısa sürelerde P60 Pro'yu şarj etmeniz mümkün olacaktır. Bununla birlikte Qi kablosuz şarj protokolünü destekleyen kablosuz şarj aksesuarlarıyla da P60 Pro'yu kablosuz olarak şarj edebilirsiniz. Ve amiral gemisi Huawei telefonlarında artık alışılagelmiş özelliklerden bir tanesi olan ters kablosuz şarj özelliği Huawei P60 Pro'da da mevcut. Orada da 7.5 Watt'lık bir güç çıkışı var. Bu da akıllı saat veya kablosuz kulaklık gibi aksesuarları kısa sürede şarj etmek için yeterli bir hızı sunacaktır. Geldik yazılım tarafına. Huawei P60 Pro EMUI 13.1 sürümüyle yüklü olarak geliyor. Huawei'nin alışmış olduğumuz göze hoş gelen kullanıcı arayüzü tasarımı P60 Pro'da da mevcut durumda. Kullanışlı, anlaşılır uygulama ikonları, büyük boyutlu uygulama klasörleri, süper araçlar ve çeşitli araç takımları. Tüm bunlarla P60 Pro'nun sahip olduğu ana ekran sayfalarını verimli şekilde ihtiyaçlarınız doğrultusunda kullanmanız mümkün oluyor. Ekranın sağ üst köşesinden aşağı doğru sürüklediğinizde ulaşacağınız kontrol panelinde telefonun ayarlarını rahatlıkla kontrol etmenizi sağlayacak birçok farklı kontrolü göreceksiniz. Bunların arasında süper cihaz kutucuğu da var. Huawei markalı tablet, bilgisayar, akıllı saat veya kablosuz kulaklıklarla hızlı şekilde bağlantı kurmanıza olanak sağlıyor. P60 Pro gibi tüm o cihazlarda süper cihaz niteliğini taşıyor, sıfatını taşıyor ve bir cihaz yakında olduğunda süper cihaz bölümünde o cihazın kontrolünü görüyorsunuz. Tek bir tıklatmayla bir kulaklığa, tablete veya akıllı saate ya da bilgisayara kolaylıkla bağlanabilirsiniz. Diyelim ki MateBook serisi bir dizüstü bilgisayarınız var. Çoklu ekran işbirliği özelliğini kullanarak P60 Pro'nun ekranını bilgisayarınıza yansıtabilir. Daha sonra telefonun kontrolünü bilgisayarın ekranı üzerinden telefonunuza temas etmeden gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında çoklu cihaz işbirliği özelliği sayesinde P60 Pro'nun sahip olduğu saklama alanını bağlı bilgisayarın Windows gezegeni içerisinde ayrı bir dizin olarak görebilir. Bu şekilde telefonla bilgisayar arasında hızlı bir dosya transferi sağlayabilirsiniz. Peki yazılım tarafında durum nasıl? Şimdiye kadar incelemiş olduğumuz Huawei akıllı telefonlarında Huawei App Gallery'nin ne kadar zengin olduğundan bahsediyoruz ve zaman geçtikçe Huawei App Gallery'nin hem kapsamı hem de işlevselliği daha da genişliyor. Özellikle yerli uygulamalar konusunda Huawei'nin uygulama mağazası bir hayli zengin. Bankacılık, eğlence, multimedya ve bu gibi popüler kategorilerde aradığınız birçok yerli uygulamayı App Gallery'de rahatlıkla bulabilir ve P60 Pro'ya indirebilirsiniz. Bunun dışında WhatsApp, Disney Plus, Netflix, Spotify, Instagram, Facebook gibi popüler uygulamaları da App Gallery'de arayarak bulabilir ve tek bir tıklatmayla P60 Pro'ya kolaylıkla indirebilirsiniz. Daha sonra bu uygulamaların güncellemelerini de App Gallery üzerinden rahatlıkla ve kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Peki YouTube, Gmail, Google Haritalar, Google Meet gibi Google uygulamalarını ne yapacaksınız? Bunun için de Gbox olarak adlandırılan yeni bir aracı kullanabilirsiniz. Örneğin P60 Pro'ya YouTube'u yüklemek istiyorsunuz. Huawei App Gallery'nin arama kutucuğuna
YouTube veya Gbox yazın. Daha sonra karşınıza çıkan ilk sonuca tıklayın ve Gbox'ın sayfasına giderek buradan Gbox aracını P60 Pro'ya kurun. Daha sonra Gbox'ın ana ekranında YouTube, Gmail, Google Haritalar, Google Meet, YouTube Müzik gibi popüler Google uygulamalarını ve bunun yanı sıra Zoom, Airbnb, Uber gibi Google Play Store'dan dağıtılan popüler uygulamaları göreceksiniz. Tüm bu uygulamaları tek bir tıklatmayla P60 Pro'ya kolaylıkla kurabilirsiniz. Daha sonra bunların kısa yollarını da ana ekrana ekleyerek birer doğal uygulama gibi kolaylıkla erişebilirsiniz. Bu şekilde YouTube'a ve diğer Google uygulamalarını normal bir Android telefonda nasıl kullanıyorsam aynı şekilde kullanma imkanı elde ettim. Gbox bu açıdan gerçekten işini iyi şekilde gerçekleştiriyor. Bunun dışında Gbox'ın klonlama özelliği var. O da oldukça kullanışlı. P60 Pro'ya uygulamaları ve diğer içerikleri bulutta Huawei Cloud'da tutmuş olduğum P50 Pro'dan taşıdım. Bu sayede daha önce P50 Pro'da kullanmış olduğum Instagram, WhatsApp, Netflix gibi birçok uygulamada hızlı şekilde eklendi. Onları tekrar Huawei App Gallery'den indirmeme gerek kalmadı. Netflix'i açtığımda ve kullanıcı girişi yaptığımda HDR içerikleri arattım. Karşıma çıkan sonuçlara baktığımda bu içeriklerde HD desteği olmasına rağmen HDR desteği yoktu. Ben de Gbox'a gidip Netflix uygulamasını klonladım. Böylelikle uygulama sanki Google Play Store'dan yükleniyormuş gibi oldu. Ve daha sonra klonladığım Netflix'te açıp kullanıcı girişi yaptığımda ve daha sonra HDR içerikleri arattığımda söz konusu içerikleri gerçek anlamda HDR kalitesinde izleyebileceğimi gördüm. Güvenlik tarafına geldiğimizde P60 Pro'da ekran içi parmak izi okuyucusu var ve bu parmak izi okuyucusu gayet iyi şekilde çalışıyor. Ekran kilidini de hızlı şekilde açmaya olanak sağlıyor. Arzu ederseniz ön kamera yardımıyla yüz tanımayı da kullanmanız imkan dahilinde bulunuyor. Geldik kamera tarafına. P60 Pro'nun arkasında görmüş olduğunuz gibi yeni ve P60 Pro'ya özel bir arka kamera tasarımı bulunuyor. Bu kamera tasarımında ortada ana lens var, ana kamera var. Onun yanlarına da ultra geniş açılı kamera ve telefoto kamera yerleştirilmiş. Ana kamera 48 megapiksel çözünürlüğe sahip. Red, yellow, yellow, blue sensör var. Bununla birlikte 1.4'te 4.0 arasında değişken bir diyafram var. Arka kameraya yakından baktığınızda kapakçığın büyüklüğünün azalıp arttığını göreceksiniz. Böylelikle sensöre düşen ışık dinamik biçimde ayarlanıyor. Farklı koşullarda farklı sonuçlar elde etmek mümkün oluyor. Telefoto kamerada tıpkı ana kamera gibi 48 megapiksel çözünürlüğe sahip. Bu telefoto kamerada f2.1 diyafram değerine sahip. Bu da bir telefoto kamerada en yüksek diyafram açıklığı değeri olarak belirtiliyor Huawei tarafından. Ana kamerada ve telefoto kamerada optik görüntü sabitleme özelliği de mevcut. Ve yine telefoto kamerada da ana kamerada olduğu gibi red, yellow, yellow, blue sensör kullanılmış. Ultra geniş kamerada 13 megapiksel çözünürlük, red, yellow, yellow, blue sensör ve f2.2 diyafram gibi özellikleri bünyesinde barındırıyor. P60 Pro'nun sahip olduğu kamera donanımı bir hayli gelişmiş ve yetenekli görünüyor. Kamera yazılımı tarafında da X-Mesh teknolojisi sayesinde yüksek kaliteli fotoğrafların ve videoların çekilmesine olanak sağlanıyor. Huawei'nin X-Mesh teknolojisi farklı ışık koşullarında ve senaryolarda en iyi fotoğrafları çekmeye odaklanıyor ve yapay zeka desteği sayesinde de farklı sahnelerde pozlamayı, renk ayarını iyi şekilde gerçekleştiriyor. Ve sonuç olarak gerek yeterli ışık koşullarında, ideal ışık koşullarında, gerekse düşük ışıkta P60 Pro ile iyi fotoğrafları yakalamak mümkün oluyor. Dışarıda parlak ışık altında çekmiş olduğumuz fotoğraflarda P60 Pro detaylar, parlaklık ve renk canlı açısından gerçekten iyi seviyede bulunuyor. Düşük ışıklı ortamlarda da P60 Pro'nun parlaklığı ve detayları iyi fotoğraflar çektiğini görüyoruz. P50 Pro'da düşük ışıkta iyi performans sergilen bir telefondu ve karşılaştırma yaptığımızda P60 Pro'nun belki parlaklık tarafında bir kademe altta kaldığını görüyoruz. Buna rağmen detaylarda ve renk doğruluğunda P60 Pro daha iyi seviyede bulunuyor. Gerçekten de gözün gördüğü gibi fotoğrafları üretmekte büyük başarı sağlıyor. Telefoto kamerada ana kamerayla renk sıcaklığı ve parlaklık bakımından tutarlı sonuçlar oluşturuyor ve telefoto kamera sadece İdeal ışık koşullarında değil, düşük ışıkta da iyi fotoğrafların, yakınlaştırılmış fotoğrafların çekilmesine olanak sağlıyor. 100 kat yakınlaştırma özelliği var ve 100 kat yakınlaştırma belki detaylarda çok fazla avantaj yaratmıyor. Ancak
Uzaktaki bir nesnenin veya yazının ne olduğunu görmek istediğinizde bu özellik size fazlasıyla kullanışlılık sunmaya başarıyor. Yakınlaştırma demişken P60 Pro'nun kamera uygulamasında yenilenmiş bir X-Match yakınlaştırma ayarı var. Çekim modlarının hemen yanında yer alan yakınlaştırma kontrolüne parmağınızı hafifçe bastırıp beklettiğinizde DSLR kameralarda gördüğünüze benzer şekilde bir kadran göreceksiniz. Bunun yardımıyla istediğiniz yakınlaştırma veya uzaklaştırma ayarını kolaylıkla yapmanız mümkün oluyor. Bu arada değişken diyaframda sizin yapmış olduğunuz yakınlaştırma veya uzaklaştırmaya bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Yakınlaştırma ayarı yaparken P60 Pro'nun arkasında bir çıt sesi duyuyorsunuz. Bu da ana kameranın diyaframının dinamik biçimde ayarlandığını gösteriyor. Makro çekimler, süper makro çekimler giderek daha popüler hale geliyor. P60 Pro burada da iyi işler çıkarıyor. Bir sujeye yaklaştığınızda otomatik olarak süper makro moduna geçiliyor ve detayların iyi şekilde yakalandığı yakın çekimler, çok yakın çekimler yapılabiliyor. Bunun dışında makro çekimlerde de P60 Pro'nun iyi sonuçlar elde ettiğini görüyoruz. Portre çekimlerde de P60 Pro beğenimizi kazandı. Diyafram açıklığının değiştirilmesi sayesinde siz de farklı portre çekimlerini yapabilirsiniz. Pro modu da bir aylık kullanışlı. Birçok farklı ayar var. Bunların arasında diyafram açıklığını değiştirme ayarı da var. Diyafram açıklığını farklı kademelerde 10 kademe arasında istediğiniz gibi değiştirerek arka plan bulanıklığını ayarlayabilir veya dışarıda gece çekimleri yapıyorsanız pozlamayı, parlaklığı istediğiniz gibi ayarlayabilir ve isteğinize göre sonuçlar elde edebilirsiniz. Huawei telefonlarında ay fotoğrafçılığı iddialı olan konulardan bir tanesidir. P60 Pro'da sahip olduğu yüksek zoom oranıyla iddiasını ortaya koyuyor. Ancak ne var ki Huawei P60 Pro elime geldiğinden beri İstanbul'da hava koşulları ideal noktada değil. Üstelik ayın evresi de bulunduğumuz zaman zarfında henüz dolunaya ulaşmadı. Bu nedenle P60 Pro'nun dolunay fotoğrafı performansını bulamadım. Ancak şimdiden size söz vereyim. İlerleyen zamanlarda bir shorts videosu olarak veya sosyal medya paylaşımı olarak P60 Pro'nun sahip olduğu ay fotoğrafı performansını da sizinle paylaşacağım. Önde yer alan 13 megapiksel kamerada farklı koşullarda memnun edici selfie fotoğraflar çekme olanak sağlıyor. Tıpkı arka kamerada olduğu gibi ön kamerada da portre çekimleri yapmak imkan dahilinde bulunuyor. Video tarafına geldiğimizde ise saniyede 60 kare hıza kadar 4K çözünürlükte video kaydı gerçekleştirebilirsiniz. Arzu ederseniz kare hızını veya çözünürlüğü düşünerek farklı formatlarda da video çekim yapabilirsiniz. Optik görüntü sabitleme sisteminin hem ana kamerada hem de telefoto kamerada bulunması profesyonel video kamera tadında video kaydının gerçekleştirilmesinde büyük katkı sağlıyor. Daha önce P50 Pro'yu profesyonel işlerde, teknoblog videolarında aktif şekilde kullanıyordum. Tahmin ediyorum ki P60 Pro'da ilerleyen zamanlarda izleyeceğiniz çeşitli teknoblog videolarında kullanılan ekipmanlardan bir tanesi olacak. Evet. Bak şimdi. Evet. Telefonun ortam ses kayıt kalitesi de iyi. Yani özel günlerde P60 Pro'yu fotoğraf veya video çekimleri için gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. P60 Pro'nun öne çıkan özellikleri bu şekilde. Bu videoda aktardıklarımdan daha fazlasını aşağıda açıklama bölümünde bağlantısına yer verdiğimiz teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.